Herkese iyi geceler. Derbi sonrası karşınızdayız. Galatasaray 0, Fenerbahçe 0. Maalesef Galatasaray mücadeleyi kazanamadı. Fenerbahçe de kendince doğru bir taktikle oynadı ve gol sesi çıkmadı. Medyaskop TV'den Ali Deniz Çakır ve Günay Esentürk bugün benim YouTube kanalımın konuğu olacaklar. Hep beraber derbiyi konuşacağız, derbiyi değerlendireceğiz. Sizlerden mesajlar gelmeye başladı. Ekrana soru, görüş, eleştirilerinizi kesinlikle getireceğiz. Artı yine Fatih Terim'in, Erol Bulut'un ve diğer futbolcuların açıklamalarını da paylaşacağız. Ben bu şekilde bir açılış konuşması yaptım. Sevgili Günay, topu sana atıyorum. Evet, öncelikle herkese iyi yayınlar, iyi seyirler diliyorum. İstediğimiz gibi olmadı. Bu maçtan bir şekilde galip gelmek istiyorduk biz taraftar olarak. Yani yayınlarımızın öncesinde de bunları konuştuk. Önce Eyüp abi senle başlayayım. Eksik olan neydi Galatasaray'da? Şimdi eksik olan çok fazla yönü vardı Galatasaray'ın. Bir, enerjisi yüksek değildi. Biz seninle, senin kanalında yaptığımız yayında şunu söyledik. Galatasaray kalitesini, farkını ancak Fenerbahçe kadar koşarsa sahaya yansıtabilir dedik. Öyle bir efor ne Feghouli'de vardı, ne Belhanda'da vardı, ne de Arda Turan'da vardı. O yüzden bir kere mücadele üstünlüğü Fenerbahçe, en iyimser Fenerbahçe ile eşitti. Birinci sıkıntı bu. İkinci sıkıntı, Erol Bulut Alanyaspor'da bunu çok iyi yapmıştı. Galatasaray'ın pas kanallarını yine bu gece kapattı. Galatasaray'ın o istediği pas oyununu oynamasına engel oldu. İkinci sıkıntı buydu. Üçüncü sıkıntı ise bu takım dakikalar ilerledikçe, yani maça başladı 11'den bahsediyorum aslında. Dakikalar ilerledikçe fizik güç olarak düşen bir takım. Ve nitekim 30'dan sonra ve ikinci yarı başladığında 60'tan sonra oyundan çok düştü. Fatih Hoca da illa ben 70. dakikada oyuncu değişiklikleri yapacağım diye her zamanki inadını yapınca oyuncu değişiklikleri de geç geldi. Maça etkisi olmadı, olamadı. İlk etapta benim söyleyeceklerim bunlar. Evet Ali Deniz Çakır, sence Galatasaray neyi iyi yapamadı? Galatasaray'ın iyi yapamadığı çok şey var sevgili Günay Esentürk. Öncelikle şöyle başlamak gerekiyor bu yayına. Geçen seneki Arena'daki derbi nasılsa aslında benzer bir derbi oldu. O derbinin daha agresif oldu. O derbide sadece iki sarı kart çıkmıştı. Bu derbide oldukça fazla sarı kart çıktı ama onun dışında üretkenlik safhasında iki takım da gerçekten bence sınıfta kaldı. Ama bana kalırsa 90 dakikanın 65'inde 70'inde istediğini çok iyi yapan bir Fenerbahçe vardı. Bunun da en büyük nedeni bence orta sahadaki oyununu çok iyi okudular Galatasaray'ın. Fiziksel olarak hem Galatasaray'ın Hajduk Split maçından gelmiş olan yıpranmasıyla beraber de Fenerbahçe bunu avantajı lehine kullandı açıkçası. Yani ben böyle bir maç bekliyor muydum? İçimden bir ses hani Erol Bulut'la Fatih Terim'in kapışmasında az gollü bir maç olacak gibi geçse de bunu fikirlerime yansıtmak istemiyordum. Çünkü ne olursa olsun yani kötüyü çağırma derler ya, ben de o aynı mentalitede hiçbir zaman kötüyü çağırmamak adına diyelim. Yayınlarımızda da tempolu bir maç olacağını söylemiştim. Ama yani Fenerbahçe Hatayspor karşılaşmasında ne kadar iyi bir defans hattı kurduysa aynı şekilde buna da devam ettiriyor. Ki bence Tisserand Zanka'dan da daha iyi olmuş Fenerbahçe'ye. Bunun yanı sıra orta sahada Luis Gustavo gerçekten bana kalırsa maçın adamı arkadaşlar. Çünkü yani bir sürü pozisyonda saymayı unuttum. Belhanda'nın arkadan kaç tane top aldığına Luis Gustavo'nu saymayı unuttum açıkçası. Çok fazla top kesti, çok iyi pas dağıttı, çok iyi oyunu yönlendirdi. Yani Luis Gustavo bence maçın adamı Fenerbahçe'de en azından. Galatasaray'da maçın adamını seçmemiz gerekirse de yani belki Marcao derim. Yani Luyendama çok panik yarattı Galatasaray taraftarına ama önemli kritik müdahaleleri de vardı. Yani ama şunu da yani unutmamak gerekiyor ki Fenerbahçe hala üretme konusunda zaten sıkıntıları olan bir takım. Bu yüzden yani Galatasaray'ın birinci ön planda olan mevkileri defans oyuncuları olmaması gerekiyordu bu maçta ve bu yüzden de bence sınıfta kaldı Galatasaray. Evet, şimdi Luis Gustavo'yu söyledin Ali Deniz Çakır. Hemen baktığımız zaman 48 kez topla buluşma 35 pas yapmış. %88,6 ile oynamış. Diğer taraftan Marcao'yu söylemiştin. Marcao'nun iyi olduğunu. 66 kez topla buluşmuş, 56 pas yapmış, 85,7 pas isabetiyle oynamış. Ben Taylan Antalyalı'yı merak ediyorum. 59 kez topla buluşma, 46 pas, 89,1. Evet, Taylan Antalyalı'yı nasıl değerlendirirsin Eyüp Yıldız?
Yani şimdi en kötü maçını oynadı. Tabii ama bu Taylan Antalyalı Arda Turan'dan, Feguli'den, Belhanda'dan bağımsız değerlendirilemez. Yani öyle tek başına bir kurtuluş kolay kolay takım oyunları içerisinde yok. Taylan Antalyalı yine mücadele etti ama bu maçta diğer maçlara göre Başakşehir, Gaziantep, Neftçibakü bu maçlara göre daha fazla baskı gördüğü için özellikle ofansta hatalar yaptı. Ama bu normal. Diğer oyuncuların devreye girmesi gerekiyordu. Diğer oyuncuların ona yardım getirmesi gerekiyordu. Bu yeterince olmadı. Fenerbahçe'nin dinamik orta sahası Galatasaray'ın teknik akıllı orta sahasının oyununu bozmayı başardı. Ki şimdi yazan arkadaşlar da var. Onların hepsine teşekkür ediyorum. Hem YouTube yayınlarımızda hem de Twitter'da yapmış olduğum paylaşımlarda şunu söyledim. Bence Arda Turan Fenerbahçe'nin savunması yıprandıktan sonra oyuna girmeliydi. Ama Fatih Hoca bunu yapmadığı gibi onu çok fazla da oyunda tutunca Galatasaray'ın orta sahası çok yumuşak kaldı. Hatta ikinci yarı Fenerbahçe şöyle başladı. Galatasaray yoruldu. Oyuncu değişikliği de yapılmayacak muhtemelen. Biz biraz daha Galatasaray'ın üzerine gidelim dediler. Ve o üzerine geldiği bölümde de pozisyonlar buldu Fenerbahçe. Ama bugün ben savunma ve hücumu ikiye bölmek istiyorum arkadaşlar. Bugün ben Galatasaray'ın orta sahasına ve doğal Falcao'yu da dahil ediyorum ama Falcao orta saha kadar suçlu değil. Galatasaray'ın orta sahasına 10 üzerinden 5 veririm. Fenerbahçe'nin orta sahasına performans olarak, fiziki olarak yenildiler. Ama Galatasaray savunması bu ligin en iyi savunması olduğunu gösterdi arkadaşlar. Normal şartlarda bu kadar iyi oynayan, bu kadar etkili gelen Fenerbahçe başka bir savunma kurgusu olsaydı çok daha net pozisyonlar bulurdu. Ama bugün bulamadı. Niye? Çünkü Marcao, Luyendama, Martinez ve Omar çok yerinde müdahaleler yaptılar. Bu nedenle Fenerbahçe iyi oyununun mükafatını alamadı. Bu da Galatasaray savunmasının başarısıdır. Galatasaray savunmasına da 10 üzerinden 8 veriyorum. Evet, o zaman şöyle bakalım. Jose Sousa 48 kez topla buluşmuş, 28 kez pas yapmış. Çok da pas top kaybı yaptığını görebiliyoruz. 89.3 bu 28 pasta yine başarılı olduğunu görebiliyoruz. Ozan Tufan'a baktığımız zaman 29 kez topla buluşma 84.6 pas isabetiyle oynamış. Belhanda'ya baktığımız zaman 41 kez topla buluşma 26 tane pas 80.80 pas ortalaması da oynamış ki bana göre maçın en kötülerinden bir tanesi Arda Turan'dı. 29 kez topla buluşmuş, 17 pas atmış ki çok düşük açıkçası. 94.1 pas isabetiyle oynamış ki Feguli'yi de beğenmedim. 21 kez topla buluşmuş, 15 pas atmış, 73.3 isabetle oynamış. Ali Deniz Çakır, Galatasaray'ın şöyle orta sahasına baktığımız zaman Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç. Özellikle Belhanda'yı bu maçta nasıl buldun? Arda Turan ilk 11 tercihi nasıldı? Ve Feguli'nin performansını toplu olarak senden alabilir miyim? Zaten şöyle bir durum var. Arda Turan'la başlamak istiyorum. Arda Turan tabii ki yani ilk 11 olmamalı diyoruz ama yerine kim oynar diye sorduğumuz zaman Emre Kılınç'ı sola atıp Eteboy'u 8 başlatsa Fatih Terim, hani belki bir 50 dakika falan öyle idare edebilirdi bu maçı özel ama bundan sonraki zamanlar için de bence bir çözüm değil. Her yayınımızda söylediğimiz gibi Galatasaray'a bir tane 6 numara kesici özellikleri olan ya da pas dağıtımı iyi olan en azından bir tane de hızlı bir kanat lazım. Bunu da çok iyi gördük bu karşılaşmada. Ya geçen seneki Fenerbahçe karşılaşmasında kanatlarda Feguli ve Babel vardı. Feguli ve Babel ne kadar etkisiz kaldıysa aynı şekilde Feguli ile Arda Turan da kaldı. Yani Arda Turan'ın bir iki çabası vardı. Ama artık yani yaşı da 33'e geldiği için Arda Turan'ın ve eski maç temposunda zaten olmadığı için vücudunun kaldırmadığı daha şikar bazı şeyleri. Bunun yanı sıra yani bu arada kanat bağlantılarını da Galatasaray beklediğimin çok altında yaptı açıkçası. Martinez yani kötüydü bana kalırsa. Martinez, Arda Turan o kanat neredeyse hiç işlemedi. Sağ tarafta da Omar'ı çok iyi kapattılar. Özellikle Caner de çok iyi görevini yaptı bence Fenerbahçe'de. Ama şimdi şöyle bir durum var. Yani Galatasaray yatıp kalkıp bence dua etmeli ki Fenerbahçe'nin gerçekten hani 3. bölgede ciddi sıkıntıları var şu anda. Eğer Fenerbahçe'de gerçekten takıma oturmuş bir kanat olsaydı ve Samat da şu an 4-5 maçlık performansıyla Galatasaray ilk 11 çıksaydı Fenerbahçe'nin bu karşılaşmadan sağdan galip ayrılması çok mümkündü bana kalırsa. Evet, şöyle bir baktığım zaman
Hemen bir soru yönelteceğim Eyüp abi. Fatih Öztürk kalesine neredeyse top gelmedi. Yani bir tane şut, bir tane kurtarış gösteriyor. Altay Bayındır bugün çok başarılıydı. 5 kurtarışları varmış. Evet. Şimdi Galatasaray'ın kalesine çok şut gelmedi. Bu defans anlamında iyi işler yaptığını gösteriyor mu? Bunu sormak istiyorum. Ve Lemos ve Tisserant'ın performansını sormak istiyorum sana. Şimdi Fenerbahçe savunma kalitesini geçen sezonun üzerine çıkartmış. Net bir şekilde bunu görüyoruz. Ama buna rağmen Galatasaray'ın pozisyonları var. Arda Turan'ın pozisyonu var. Taylan'ın şutu var. İkinci yarıda da tehlikeli geldi. Galatasaray pozisyon bulmayı başardı. Buna isterseniz Galatasaray'ın her şeye rağmen hücum kalitesi deyin veya isterseniz Fenerbahçe savunmasının sıkıntısı deyin. Ama şimdi bu noktada ben Ali Deniz Çakır'a katılmıyorum. Şimdi senin iki tane açık oyuncun Feghouli ve Arda Turan işlemezse sen Martin Linnes'in ofansa katkı vermesini bekleyemezsin. Bu adam başını alıp da Feghouli'nin önüne geçemez, Feghouli'yi geçemez. Feghouli veya Arda Turan çalışacak ki Omar ve Martin Linnes de efektif hale gelsin, çalışır hale gelsin. Şimdi böyle olunca doğal olarak bu iki oyuncu Martin Linnes ve Omar savunmada kusursuz oynadılar. Savunmadaki açıkları kapattılar. Arda ve Feghouli çok fazla ileriye çıkamadığı için de çıkamadılar. Benim gördüğüm maç bu açıkçası. Galatasaray'ın savunması bugün Fenerbahçe baskısına karşı hiçbir hata yapmamıştır. Açık vermemiştir. Fatih Öztürk de bakın Fenerbahçe iyi oynadı dediğimiz maçta az önce ne diyor sevgili Günay? Diyor ki Fatih Öztürk'e pek iş düşmedi. Fenerbahçe'nin iyi oynadığı maçta Fatih Öztürk'e iş düşmemesinin tek nedeni Fenerbahçe'nin hücum hattının zayıf olmasıyla açıklanamaz. Bu Galatasaray'ın savunmasının başarısıyla da açıklanır. Ben açıkçası savunmayı beğendim. Sıkıntı Galatasaray'da şurada başladı. Galatasaray orta sahada oyun kuramadığı için, pas bağlantıları koptuğu için o beklerin kanat bindirmesi gerçekleşmedi ve ofansa yeterince top atılamadı. Ta ki nereye kadar arkadaşlar? 75'e kadar. 75'te Babel'in oyuna girmesi, Cagnevi, Etobo'nun oyuna girmesi Galatasaray'ı hareketlendirdi. Galatasaray ondan sonra biraz kaos futbolu diyeceksiniz. Çok organize bir futbol değil diyeceksiniz ama baskıyı kurdu son. Özellikle 8-10 dakika bayağı bir Fenerbahçe ceza sahasında sağlı sollu ataklar geliştirdi. Bunu işte Fatih Terim bence 60'ta bile değil. Yani 70'te yaptı, 60'ta bile değil. 45'te, 47'de, 50'de yapmalıydı. Fatih Hoca burada çok inat yapıyor. Ve bu inadı Galatasaray'a pahalıya mal olur bana kalırsa. Evet. Ali Deniz Çakır, kaleci performanslarından gidiyoruz ama yani Galatasaray iyi savunma yaptığını düşünüyor musun? Özellikle Fatih'e çok fazla top gelmediğini düşünürsek. Bir kere şunun altını çizmek lazım. Fenerbahçe ben Medyascope'daki yayınlarımıza söylediğim şey şuydu. Yani akan oyundan zaten Fenerbahçe'nin şu anki hücum hattıyla gol bulmasını zor buluyordum. Bulursa tabii ki yani duran toplardan ya da ceza sahası içine yapılan ortalardan bulacağını zaten ifade etmiştim. Bunun yanı sıra Galatasaray'ın sadece bir tane firesi oldu. O da Gökhan Gönül'e ön direkte kafa vurdurdu Galatasaray. Onun dışında gerçekten yani ortaları da iyi savundu ve genel olarak yani ceza sahasının içine Fenerbahçe'yi sokmuş olsa bile hani zaten bitiriciliği de kötü olduğu için Fenerbahçe'nin bu bağlamda bir sıkıntı yaşamadı Galatasaray. Martinez yorumuma geri dönmek gerekirse bir arkadaşımız ona değinmiş. Ben açıkçası bu karşılaşmada Saracchi olsaydı sol tarafın çok daha iyi işleyeceğini ifade etmek istiyorum. Ben Saracchi'yi kesinlikle Martinez'den daha iyi görüyorum ve bence sol tarafta sağ taraf kadar sürüttü Galatasaray'da. Ama tabii ki kanat oyununu kuramamasının başlı nedeni Galatasaray'ın sadece bek kanat olayı değil. Yani geçiş oyununda da Galatasaray inanılmaz fazla sıkıntı çekti. Ve bunun da yani olmasının birinci nedeni dediğim gibi yani orta sahadaki yaratıcılık demeyeyim ama Fenerbahçe tarafından ezilmesiydi biraz Galatasaray'ın. Şimdi diyecekler ki Galatasaray Kadıköy'de 3-1 galip geldiği zaman Ömer Bayram, Belhanda ve Seri üçlüsüyle orta sahayı domine etti. Ve araya Onyekuru'ya çok güzel paslar çıkarttılar. Aynı şekilde Feghouli'ye. Ama o karşılaşmada işte Fenerbahçe'de Gustavo oynamıyordu. O karşılaşmada Tolga Arslan oynuyordu. Yani Fenerbahçe'nin iki tane 6 numarasının, 6 ve 8 numarasının bu kadar değişmesi ve takıma uyum sağlaması orta sahayı bayağı bir toparlatmış Fenerbahçe'de de. Ve Galatasaray'da işte bu yaratıcılığın çok fazla sıkıntısını çekti bana kalırsa. Evet. Belhanda'nın... Buyur abi.
Günel, çok güzel bir izlenme alıyoruz. Aynı zamanda güzel mesajlar var. İzleyen arkadaşlardan rica ediyorum. Büyük rakiplerimiz var yani. Bir tarafta PlaySpor cayır cayır yayın yapıyor. Diğer tarafta Mehmet Demirkol cayır cayır yayın yapıyor. Bize de destek olmak istiyorsanız arkadaşlar, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz şu an. Lütfen like tuşuna basın. Bize destek olun. Evet. Belhanda, biz 3 gün önce maç oynadık. Dolayısıyla biraz yorgunluk vardı. Fenerbahçe ise 3 gün önce maç oynamadı. Dolayısıyla böyle bir avantajları vardı. Tabii bu bir bahane olamaz ama yine de bir detay. Bahane olamazsa bence bunu söylemek bence mantıklı değil Eyüp abi. Buna sığınmak da bence mantıklı bir açıklama değil. Çıkıp oynayacaksın bir şekilde. Belhanda'nın performansını nasıl buldun? Belhanda'nın açıklamasından sonra Belhanda'yı konuşalım. Vallahi Pir Sultan Abdal'ın çok güzel bir sözü var. Bozuk düzende sağlam çark olmaz diye. Şimdi Galatasaray'ın ayarı bozulunca doğal olarak bütün oyuncular, yani orta saha kurgusu çöktü Galatasaray'ın. Ha buna rağmen bak ne kadar kaliteli bir takım ki, kafasını her kaldırdığında da hemen hemen pozisyon üretti bu arada. Bak bu Galatasaray'ın kalitesidir. Kötü dediğimiz Galatasaray, orta sahada organize olamamış dediğimiz Galatasaray iyi geldiği pozisyonlarda hep Fenerbahçe kalesinde tehlike yarattı. Fakat bu biraz Fatih Hoca'ya yazar. Fatih Terim şunu görmesi lazım. Yani tabii ki de ben Fatih Terim kadar futbolu bilmiyorum, Obradoviç veya Ergin Ataman kadar basketbolu bilmiyorum ama izlediğimizi anlayabilecek zekaya sahibiz. Yani o zekamız var. O yüzden bu eleştiri yapıyoruz. Ben şunu söylüyorum. Arda Turan diri savunmalara karşı Feghouli ile beraber orta sahada yer aldığında, ki Emre Kılıncı da o zaman kendi pozisyonunda oynatamıyorsun, çok varlık gösteremiyor. Ha, Gaziantep'e oyna, Nevçibakı oyna ama Fenerbahçe gibi özellikle pres yapacağım, orta sahada senin pas oyununu bozacağım diyen takımlara karşı bence daha dinamik bir orta saha kurulması lazımdı. Ben bugün maç sonuçlandı diye bunu söylemiyorum. Siz şahitsiniz. Burada izleyenler şahit. Twitter'da takip edenler şahit. Ben hep şunu savundum. Etebo'nun dinamizmine Galatasaray'ın ihtiyacı var. 4-2-3-1 sistemiyle Galatasaray sahaya çıkıp ikinci yarı Arda Turan'ı alsaydı 60'tan 70'ten sonra, bence bugün Arda Turan fark yaratabilirdi. Ve Galatasaray ilk yarıda oyuncu değişiklikleri yapılana kadar orta sahada da Fenerbahçe'ye bu kadar üstünlüğü kaptırmazdı. Maalesef bu, yani nasıl UEFA kupaları, şampiyonluklar, büyük başarıları biz Fatih Hoca'ya yazıyorsak, bugünkü beraberlik de Fatih Hoca'ya yazar. Ben Fatih Hoca'nın doğru taktik hamleleri yaptığını düşünmüyorum açıkçası. Evet, Arda Turan seni izlemiş herhalde. Ne diyor? Yani sosyal medya ve Instagram'da insanların istediğini yapmaya çalışırsam 60-70 dakika kondisyonum var. Biz bundan bahsediyoruz ya sürekli. Ancak futbolun doğrularını, hocamın istediklerini yapmak için 120 dakikalık kondisyona sahibim demiş. Ali Deniz Çakır, şimdi şunu sormak istiyorum. Radamel Falcao bugün 21 kez topla buluştu. Emre Kılınç, arkasında oynayan Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ve Belhanda ve kenarda oynayan Arda Turan ve Feghouli. Kaç tane şut atmış söyleyeyim. Bir tane şut atmış, isabetli şutu yok. Cagne girdi, yine aynı şekilde isabetli şutu yok. Galatasaray 3. bölgede neyi iyi yapamadı? Yani orada bir türlü ceza sahası içerisinde forvet dediğimiz Falcao ve Falcao çıktıktan sonra Cagne'yi neden topla buluşturamadılar? Ya alan savunmasını da bence Fenerbahçe o bölgede çok iyi yaptı açıkçası. Yani hani şeyi hatırlayacaksınız. O Belhanda, Feghouli, Omar üçgenini çok görüyorduk. O üçgenin bile olmasına izin vermemek için, yani sağdan Omar'ı bile kaçırmamak için elinden geleni yaptı yani açıkçası Caner Erkin de orada. Ya onu da fark ettim ben. O bölgede Fenerbahçe çok iyi savundu. Mesela ceza yayının karşısında çok fazla topla buluştu Galatasaray özellikle oyunun son zamanlarında. Ama işte kaleyi göremiyorsun. Kaleyi görmüyorsun. Adamlar o kadar iyi alan kapatıyorlar ki kaleyi vuramıyorsun yani. Ve hatta kaç tane de kontratak yakaladı Fenerbahçe o şekilde. Bunları da unutmamak lazım. Yani çok iyi bir alan savunması mekaniği kurmuş bence Fenerbahçe o bölgede. Ama yani bu oyunu çözmek için işte yaratıcı oyuncu lazım işte. Yani zamanında mesela 2014-2015 sezonunda en son TT Arena galibiyetinde Wesley Sneijder mesela normal şartlarda sahada kendisi olmasa %100 0-0 bitecek maçı yani yaratıcılıkla çözmüştü kendisi. Bu karşılaşmada da aynı şey geçerli. Yani çünkü Fenerbahçe de neredeyse hiç hata yapmadı savunmada. Galatasaray
ceza sahasına kaç kere girdi? Şu an bakamıyorum ama ondan az diye hatırlıyorum. Fenerbahçe'ye 20'ye yakın girdi zannedersem. Yani Galatasaray ceza sahasına doğru düzgün giremedi Fenerbahçe'nin. Ve bunun da başta nedeni dediğim gibi yani iyi bir savunma attı. Fenerbahçe o konuda bence yani Galatasaray kadar bence iyi savunmacıları yok. Yani marka Lüyündama, tabii formundaki Lüyündama'dan bahsediyorum ama takım halinde bence savunma yapmayı Fenerbahçe bu sene öğrenmiş ve çok büyük bir artı olarak yazar bence Fenerbahçe ileriki karşılaşmalarda. Ama genel olarak sonuna dönmek gerekirse cevabı bu yani. Evet, Anıl 3. bölgede Arda, Falcao kimyası bu takım nezdinde tutmuyor. Arda'da ısrar ediyorsak Cagne ile denenmeli. Babel'in Falcao'yu daha iyi besleyeceğini düşünüyorum. Arda çok yavaş kalıyor Falcao'ya göre demiş Eyüp abi. Ne diyorsun bu yoruma? Şimdi seni göremiyorum. Bu yorumu ekrandan alırsan seni görmek istiyorum kardeşim. Şimdi günümüz futbolunda tek yönlü oyuncuyu sağda maksimum bir tane tutabiliyorsun. Bugün Galatasaray'da tek yönlü hücum ağırlıklı futbolcu sayısı kaçtı arkadaşlar? Belhanda iki yönlü sayıyorum. Feghouli, Arda Turan, Falcao değil mi? Üç tane futbolcu vardı. Emre Kılınç'a böyle yazabilir miyiz? Emre Kılınç biraz daha enerjik bir futbolcu. Ali sen eğer öyle görüyorsan saygı duyuyorum ama Emre Kılıncı çok Arda Turan kadar, Feghouli kadar savunmaya yardım etmeyen bir futbolcu olarak görmüyorum. Ama Arda ve Feghouli çok ciddi anlamda savunmaya yardım etmekte sıkıntı yaşayan futbolcular. Ve statik futbol oynuyorlar. Atletizmleri, çabukluklarından ziyade oyun zekaları, teknikleriyle oynuyorlar. Şimdi bu tarz futbolcularla sen bütün maçı oynayamazsın. Ya bunlardan bir tanesiyle başlayacaksın, ikinci yarı oyun planını değiştireceksin ya da hepsiyle başladıysan erken değişiklik yapacaksın. Bence hikaye burada kopuyor. Galatasaray Fatih Hoca'nın bir karar vermesi lazım. Ben hep şunu söylüyorum. Keşke Etobo'dan daha iyisi olsaydı. Mesela Yakup Moder bunu daha iyi yapabilirdi. Galatasaray Arda Turan'ı bence çekip Emre'yi kanada çekip box to box oynayabilen, yani Taylan ve Belhanda arasında gidip gelebilecek box to box oynayabilen çabuk bir futbolcuyu monte edebilirse o zaman işte Galatasaray Arda'yı ağır makineli bir silah gibi kullanabilir. Yeri geldiğinde Arda'yı kılıfından çıkartır, 60'tan sonra aktif hale getirir ve onun sağ görüşü yaratıcılığından faydalanır. Ama bu yapılmıyor Galatasaray'da. Bu yapılmadığı için bugün en ciddi sınavı oldu Galatasaray. Başakşehir'den daha fazla baskı yaptı Fenerbahçe. Ve o baskıda Galatasaray'ın hatlarını kopardı. Burada bir şey daha ortaya çok net bir şekilde çıktı arkadaşlar. Ben hatırlamıyorum. Bir pozisyon olabilir belki. Galatasaray'ın orta sahada veya kendi yarı sahasında topu kapıp hızlı çıktığı bir pozisyon var mıydı? Savunmanın arkasına uzun atılan bir top var mıydı? Yoktu. Galatasaray ne yapıyordu? Bunu ligde en iyi yapan takım olmuştu Onyekuru ile beraber. Onun ekmeğini yiyordu. Bugün onun da ekmeğini yiyemedi. Ben bir ara dedim ki yani Fenerbahçe'nin bu baskısına hızlı bir atakla ceza kesmek lazım. Ama bilin bakalım ne yok? Kanat forvet yok. Kanat forvet olmadığı için Galatasaray bunu da beceremedi. Bugün takım yenilmeden şunu gösterdi bize. Bana bir tane box to box oynayabilen bir oyuncu lazım. Veya ilk 11'e Etobo'nun monte edilmesi gerekiyor. Artı mutlaka ve mutlaka iki tane sabit Feghouli ve Arda Turan gibi iki tane sabit statik kanat oyuncusuyla oynamamalısın. Bir tanesi çabuk olmak zorunda. Bugün takım bunu bize gösterdi. Evet, Fatih Terim açıklamaları var. Tek tek ekrana getireceğim. Arka arkaya maçlar belki bazen yıpratabiliyor. Ama açıkçası sahamızda kazanmak isterdik, olmayınca da yapacak bir şey yok demiş Ali Deniz Çakır. Katılıyor musun bu yoruma? Ya tabii ki Fatih Terim'i de şu bakımdan anlıyorum Günay Esentürk. Yani şimdi mesela Taylan 4 maçtır 90 dakika oynuyor değil mi? Yani son evet. Dakikalarda oyundan çıkmadığı karşılaşma varsa tam emin değilim. 5 hatta Fenerbahçe ile beraber. Şimdi yani Taylan Antalyalı'yı dinlendirmedi diye kızabilir miyiz Fatih Terim'e? Hayır. Kızamayız çünkü yani yerine oynayabilecek başka bir oyuncu yok Taylan Antalya'nın. Yani Donk'u oraya koyduğun an Galatasaray'ın komple oyununu değiştirmek zorundasın ve o da yani Fatih Terim'in istediği bir şey değil ve sonuna kadar hak veriyorum Fatih Terim'e. Ve yani her zamanki zaten Fatih Terim'den beklediğim açıklama
Bu bir bahane olamaz diyor. Ama şimdi şunu da unutmaması lazım Galatasaray'ın. Şu an Fenerbahçe karşılaşması iyi kötü geride kaldı. Perşembe günü bana kalırsa daha çok şu an Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunu daha çok belirleyecek bir karşılaşma oynanacak Rangers'a karşı. Galatasaray'ın bugünü yani artlarıyla eksileriyle hemen yani berabere kalma üzüntüsünü atlatıp artları da eksileri de değerlendirmeye geçip Perşembe gününe bir an önce hazır olması gerekiyor. Onu da ilerleyen kısımlarda isterseniz konuşuruz. Yani nasıl değişiklikler istersiniz o kadroda diye. Çünkü sizin fikirlerinize çok merak ediyorum açıkçası. Evet, Erol Bulut bir açıklama yapmış. Kazanmak için elimizden gereken her şeyi yaptık. Yeterince pozisyon ürettik. Son vuruşlarda daha iyi konsantre olmalıydık. Rakibin de birkaç pozisyonu var. Genel anlamda güzel maç oldu demiş. Ben istatistikleri söyleyeyim. Genel istatistikleri söylediğim zaman Galatasaray %59 toplu oynama. Fenerbahçe %41 toplu oynama. İsabetsiz şutta Galatasaray 2, Fenerbahçe 8. İsabetli şutta ise Galatasaray 5, Fenerbahçe 1. Toplam pasta Galatasaray 412, Fenerbahçe 270. Bu istatistiklere bakarak Erol Bulut'un açıklamasından da yola çıkarak doğru bir açıklama yapmış mıdır? Yani güzel bir maç demiş. Çok zevk almadım açıkçası. Bence iki hoca da istediğini sahaya yansıtamadı. Yani Galatasaray çok pas yaptı ama bu pasların büyük bir kısmı yana ve geriyeydi. Şimdi bu biliyorsun ki istatistiği artıymış gibi gözüküyor ama aslında artı bir istatistik değil. Diğer taraftan Fenerbahçe Allah aşkına baskı yaptı da ne sonuç elde etti? İyi uyumlu bir savunmaya karşı pozisyon üretemedi. Aynı şeyi Hatay yaptı. Hatay'a karşı da gol bulamadı. Şimdi Fenerbahçe'de de sıkıntı var. Şu an şu oyunuyla bile Galatasaray 2-3 adım Fenerbahçe'nin önünde zaten. Ama Galatasaray'ın bu sezonki teknik taktiğine son rotuşları vermesi gerekiyor arkadaşlar. Yani Arda Turan'la ilgili hocanın kafasındaki şablonu netleştirmesi gerekiyor. Dizilişle ilgili netleştirmesi gerekiyor. Bunları netleştirdiği zaman bir de şu baskı yapan takımlara karşı o pas oyunuyla o baskıyı aşabilme işini ve aynı enerjiyi ortaya koyabilme işini başarırsa o zaman sıkıntı kalmaz. Bugün Fenerbahçe şu an bir sonraki hafta Galatasaray'ın oynayacağı rakibi de aslında ders verdi. Dedi ki bak Galatasaray'ın o orta sahadaki beyinlerine Belhanda, Taylan, işte Fegoli, Arda'ya baskı yaptığın zaman bunların birbiriyle teması kopuyor ve sen maça ortak oluyorsun dedi. Fenerbahçe bugün Galatasaray'ın oyununu nasıl durduracağını Galatasaray'ın rakiplerine gösterdi. Fatih Hoca'nın burada çözüm üretmesi lazım. Ki hoca bu çözümü üretecektir. Yani bu da Etebo hamlesi olacaktır. Bu da belki kanatlara yapılacak bir transferle olacaktır. Ama mutlaka bunun çözümü bulunmak zorunda. Bulunmazsa diri olan, koşmayı seven mesela Alanya Spor gibi. Alanya çok diri pres yapan bir takım. Bu tarz takımlara karşı Galatasaray gol bulmakta çok sıkıntı yaşar. Ali Deniz Çakır. Şimdi şöyle bir şunu okuyayım, ondan sonra sorumu soracağım. Ön alanda baskı yapan takıma karşı çıkamadık. İkinci yarı Jack Nielsa uzun çıksak en azından Fener'in alanında biz baskı yapardık. Dönen seken toplardan pozisyon üretirdik. Fatih Terim bunu denemeliydi. Şimdi bu sorudan yola çıkarak şunu sormalıyım. Fatih Terim değişikliklerde geç kaldı mı ve hamleleri doğru yaptı mı sence? %100 çok geç kaldı. %100 çok geç kaldı. Ama şöyle bir durum da var. Yani bana kalırsa ilk başta Etebo'yu sahaya sürmeliydi. Ama ilk çıkaracağı adam bence Arda Turan'dan önce Fegoli olmalıydı. Ben bu kadar net söylüyorum bu durumu. Çünkü Arda Turan'dan sonra Babel gelince tamam o kanat hareketlendi ama Babel tam olarak 70'te girdiği zaman yani 20-25 dakika bence maçı kaldırabilecek enerjisi var şu an Babel'in. Fegoli gerçekten bugün hiç yoktu. Ve bu arada izleyicimizin Cagne şeyine de katılıyorum. Bu karşılaşmada Cagne gerçekten daha etkili olabilirdi. Çünkü yani Galatasaray zaten kafasındaki oyunu oynatmadı yani Fenerbahçe. Ondan dolayı farklı bir oyun tarzında da havadan toplarla zaten nitekim son 20 dakikada gördük bunu. Ama işte orada da şöyle bir sıkıntı var. Yani pres yapacağın oyuncu sayısı da aslında kısıtlı Galatasaray'da. Yani Cagne çok pres yapan bir oyuncu değil. Arda Turan değil, Emre Kılınç değil, Babel değil. Bunların hiçbiri değil. Yani çok statik oyuncu olduğu için pres bazında bir futbola geçtiğin zamanda da bu sıkıntıları yaşıyorsun. Ya Fenerbahçe'de mesela Ozan Tufan şu an Galatasaray'da olsaydı bu karşılaşmada bambaşka bir Galatasaray izlerdik.
Bu kadar net söylüyorum. Yani box to box'ı çok daha iyi oynardı bence. Yani Eteboy'u çünkü yani sarı kart da gördürttü, hatırlayacaksınız. Eteboy'a sarı kart gördürttü, Marka'ya sarı kart gördürttü. Bayağı bir pozisyonda tek başına çıktı topla. Öyle bir oyuncuya Galatasaray'ın ihtiyacı vardı. Hazır ve biraz daha fizikli olan Etebo'dan bahsediyorum ben. Bu kriterdeki oyuncu şey yaparken. Bakın ben daha net konuşayım. Galatasaray'ın bir tane Felipe Melo'ya, bir tane de Onyekuru'ya ihtiyacı var. Bugün takım bunu gösterdi. Felipe Melo Etobo olabilirse, Etobo'dan bir Melo çıkarsa ki çok zor. Yani açıkçası inşallah yanılırım, oynadıkça daha iyi oynamaya başlar. Onu böyle bir 90 dakika izlemek istiyorum. İyi bir maçta. O zaman son kararımı vereceğim. Son yargıya varacağım. Ama Galatasaray'ın bir Felipe Melo'ya, bir de Onyekuru'ya ihtiyacı var. Ha bugün mesela Babel yerine ben Oğulcan Çağlayan'ı tercih edebilirdim arkadaşlar. Çünkü Fenerbahçe artık ilk yarıdaki taktiği de biraz bırakmış. Senin üzerine gelmeye başlamış. Diyor ki beraberlik cepte gibi, belki kazanırız diyor. Senin işte orada o Cagney'i alıp Oğulcan Çağlayan'ı alsaydın, Cagney'e şişireceğin toplarda, onun indireceği toplarda, o Oğulcan Çağlayan'ın Caner'in veya Gökhan'ın arkasına yapacağı koşularda sonuç alma ihtimalim vardı. Fatih Hoca bunları delemedi ama bu bir tecrübe. Galatasaray'ın baskı karşısında nasıl oynadığını gördük. Kaldı ki bugün Galatasaray kazanabilirdi. Martin Lines daha net vursaydı kazanmıştı. Arda Turan'ın kafası Altay'ın kucağına değil de biraz daha sağa sola gitse kazanmıştı. Yani bu halde bile Galatasaray kazanacak kadar oynadı. Ama şunu gördük. Galatasaray'ı düzen dışına çıkartabiliyorsun eğer uzun süre pres yapabiliyorsan. Uzun süre pres yapanlar Galatasaray'ın oyununu bozabiliyorlar. Evet, şöyle bir Fatih Terim'in açıklamasını tekrar getiriyorum, onun üzerinden devam edelim. Açıkçası maç öncesi o heyecan, o atmosferle maçın gidişatı pek öyle olmadı. Gönül isterdi ki daha hareketli, daha güzel bir oyun olsun ama olmadı. Oyun istikrarı çok önemli ama oyuncu istikrarı da çok önemli demiş. Ve Fatih Terim şunu da eklemiş. Sarı kartlarda biraz bonkör davrandayken sarıyı severiz ama sadece Galatasaray armasında demiş Fatih Terim. Evet, şimdi hakemi değerlendirelim Ali Deniz Çakır istersen. Hakemin performansını nasıl buldun? Birkaç tane konuştuğumuz şeyler vardı. Grupta özellikle daha önceden çıkması gereken sarı kartlar vardı. Onun üzerinden de şunu konuşmak istiyorum sizinle. Yavaş yavaş transfere geleceğiz herhalde. Orta sahaya kesin ve net, kesin. Şunu hemfikiriz değil mi? Kesin, özellikle kesin bir transfer şart. Ve bu nasıl tipte oyuncu olmalı? Tam bize anlatabilir misin sence? İlk başta son sorundan başlamak istiyorum sevgili Günay. Bence orta sahaya gelecek iki tane profilde oyuncu var. Bir, seri gibi bir oyuncu gelebilir. Bakın seri gibi bir oyuncu gelebilir ama seri gibi bir oyuncu geldiği zamanda da yani bu sefer 8 ve 10 numaranın gerçekten fiziksel olarak da yeterli seviyede olması lazım. Çünkü seri gibi bir ismi ben Fatih Terim'in düşüneceğini düşünüyorum açıkçası. Seri gelirse Taylan Antalyalı belki 8 numaraya kaydırılabilir ve o mevkide değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra ama daha iyi bir tercih Dumbia gibi, konuştuğumuz Dumbia tarzında kesiciliği özelliği olan bir 6 numara da gelebilir Galatasaray'a. Bu iki profilden biri. Ya Okay Yokuşlu gibi pasör, çok fazla yine hücuma katkısı olmayan bir oyuncu ya da seri tarzında diyelim. Ek olarak da Dumbia tarzında bir oyuncu da gelebilir. Ama bunların birinin gerçekleşmesi için herhalde yine transfer gerekiyor Galatasaray'da. Diğer soruna gelecek olursam, hakem Ali Palabıyık ilk 15 dakikada bence Tiam ve Ener Valencia'nın %100 iki sarı kartını es geçti. Bununla beraber Gökhan Gönül'ün ilk dakikadaki elini gösteriyor, söyledi Eyüp Yıldız ama bence ilk dakikada olduğu için hani o bence es geçilebilir bir sarı karttı ama iki tane %100 sarı kartı es geçti. Ama ondan sonra da maç içerisinde bence ciddi bir hatası yoktu kendisinin. Ya Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon vardı ikinci yarıda. Bence zaten alakası yok. Direkt topa müdahale. Uzaktan yakından alakası yok. Ya hakeme de çok fazla iş düşmedi açıkçası bu karşılaşmada. Verdiği sarı kartların çoğunun da açıkçası ben doğru olduğunu düşünüyorum Galatasaray aleyhine verilen. Çünkü yani iki tanesi zaten Ozan Tufan hata çıkarken yapılan müdahaleler. Luyendama'nın ilk yarıda yaptığı müdahale bence %100 sarı kart. Hakemlik çok bir şey olduğunu düşünmüyorum ben bu karşılaşmada açıkçası. Yani izleyicilerimiz tepki gösterebilir ama bu kendi kanaatim. Bence hakemlik bir şey yoktu bu karşılaşmada.
Eyüp Yıldız, seninle çok konuşmuştuk hakem sıkıntılı, hem Fenerbahçe hem Galatasaray hatalar yapabilir diye. Sen nasıl buldun hakem performansını Ali Pahlavi? Ali Deniz Çakır'ın düşüncelerine katılıyorum. Hakem bence VAR'ı da doğru kullandı. Hata yapmadı. Ha, şunu tercih etti. Kolay sarı kart çıkarttı. Hiç riske girmedi. Şu azıcık sert olan, azıcık arkadan olan her türlü müdahaleye sarı kart çıkarttı. Bunu tercih etti. Bunu sadece Galatasaray'da yapmadı, Fenerbahçe'de yaptı. O yüzden Ali Palabuyu'nun ben maça dahil olduğunu düşünmüyorum. Bir tane ben Luyendama'nın uzaktan izlediğim pozisyonda penaltı dedim. Nasıl vermedi dedim. Sonrasında VAR da uyarmadı galiba diye düşündüm. Sonra pozisyonu tekrar tekrar izlediğimizde de çok net süzmüş orada Luyendama. Hiçbir şekilde Ener Valencia'ya vurmuyor, topa müdahale ediyor. Çok net bir, temiz bir karar vermiş orada. Zaten beklediğimiz derbide böyle bir hakem performansıydı. Bence hakemlik bir şey yok. Ama şu var. Bir hakemin bir maçı böyle yönetmesi yeterli değil. Hakemlerin istikrarlı bir şekilde maçları böyle yönetmesi gerekiyor. Hele bütün gözlerin çevrildiği derbileri bu şekilde yönetmesi gerekiyor. Bir de bugün Galatasaray bir fırsat tepti. Çok kısa bunu da anlatmak istiyorum arkadaşlar. Başakşehir'le 9 puan fark yapma şansına sahipsin. Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında olup olmayacağı belirsiz. Son maçı kazandı ama çok var olup olamayacağı belirsiz. Beşiktaş 4-1'lik bir mağlubiyet almış. Camia kaynıyor. Fenerbahçe'ye bir darbe indirsen sen psikolojik olarak inanılmaz ön plana çıkacaksın. Ben işte burada Fatih Hoca'ya kızıyorum. Fatih Hoca'nın böyle hani boksta arka arkaya rakibini köşeye sıkıştırırsın, vurursun artık çok sert bir yumruğa bakar, tamam mı? Yani o yumruğu attığın an rakip kalkamayacaktır ama sen nefes alırsın ve geri çekilirsin. Şimdi Galatasaray bunu yaptı yani. Ben bunu anlamıyorum. Fatih Hoca bu şampiyonluk maçı olsaydı, Galatasaray kazandığında şampiyon olacak olsaydı bu maçı kazanırdı. Bu maçı böyle görmesi gerektiğini inanıyorum. Aynı Kadıköy'de oynanan 3-1 kazanılan maç gibi ama Fatih Hoca böyle bakmıyor. Bu tarz maçları deneme maçı gibi de kurguluyor. Ve takım iyi gitmediği halde bu 70 de oyuncu değişikliği kuralına ısrarla uyuyor. Yani bunda ısrar ediyor. Bu noktalar beni açıkçası birazcık üzdü. Yoksa bugün Galatasaray kazansaydı Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir hepsine ligin 3. haftasında çok ciddi mesaj vermiş olacaktı. O mesajı veremedi arkadaşlar. Kasıl üyemizden Taylan Aydemir. Moralim bozuk, şimdi geldim sohbete. O Baştan yani zaman da ilk 11. yayını like yapsın. Bakın like sayıları az oluyor arkadaşlar. Burada çene patlatıyoruz. Yayını like yapın. Moralim bozuk, şimdi geldim sohbete. Baştan yani ilk 11 Cagne ile başlasaydık farklı olur muydu Ali Deniz Çakır? Ya farklı bir oyun yapısına giderdi Galatasaray ama yani çok fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyorum ya. Ben yani Falcao'ymuş, Cagney'miş çok fazla bir faktör olacağını düşünmüyorum şimdi geri baktığım zaman karşılaşmaya. Yani şöyle zaten bunun açıklamasında bir şekilde ben yapmış oldum. Galatasaray forvet bölgesinde oynayan oyuncuya bir tane bile top atamadı zaten. Ne Falcao, Cagne de kısa sürede olsa da oynadı. Ama bunları ceza sahası içerisinde topla buluşturamadık. Yani sorun 3. bölgedeki final pasları ve sonuca gidebilme. Bunu iyi yapamadı. Bir Onyekuru yoktu Galatasaray'da mesela. Alıp içeri girsin, orta yapsın, gol atsın. Bilmiyorum sizler katılıyor musunuz ama bence sorun şurada. Yine bugün Belhanda bir tutuk bir Belhanda izledik. Final paslarını yapamayan bir Belhanda izledik. Arda Turan'ın bir tane şutu var. Böyle söyleyebileceğim. Onun haricinde bir şey yoktu. Feghouli çok kötü oynadı. Taylan yine arkadan elinden geldiğince oynadı ama hani 3. bölgede istenen reaksiyonu veremiyor Galatasaray. O ara pası olsun, geriden uzun topla oyuncuyu kaçırma olsun, bunları yapamadı Galatasaray. Katılıyor musun Eyüp abi yorumlarıma? Şimdi kesinlikle katılıyorum. Bu arada Cem Kılıç demiş ki yorumlarımız okunmuyor. Valla Günay hem bize soru soruyor hem Fatih Terim, Erol Bulut açıklamaları takip ediyor. Ben bir yandan arada boşluklarda takip ediyorum. Ali çok takip edemiyor çünkü o cep telefonundan bağlanıyor bildiğim kadarıyla. Bir de moderatör değil yani o özelliklere sahip değil. Elimizden geldiğince sizleri programın içine katıyoruz arkadaşlar. Zaten dikkat edin diğer programlara kimsenin mesajını böyle ekranda göremiyorsunuz.
Biz mesajlarınızı ekrana getiriyoruz elimizden geldiğince. Diğer taraftan senin soruna dönecek olursam açıkçası Galatasaray bazen kaybetmek, bazen böyle maçları kazanamamak, berabere bitirmek çok faydalı olabiliyor. Bir musibet bin nasihattan iyidir her zaman. Burada neyi kastediyorum? Biraz açıklayayım size arkadaşlar. Şimdi Galatasaray bu maçı 1-0, 2-0 kazansaydı ve orta sahadaki o box to box oynayabilen oyuncu eksikliğini görmeseydi, kanattan hızlı çıkmak istediğinde o hızlı oyuncunun olmadığını göremeseydi bugün, transferi belki de kapatacaktı. Hepimiz, bütün Galatasaraylılar bulutların üzerinde yürüyecekti ve bu takım tamam işte ya, Fener'i de yendi, Beşiktaş'ı, Trabzon'u zaten yener, şampiyon olur diyecektik. Transfer kapandıktan sonra bu eksikler ortaya çıktığında hiçbir şey yapılamayacak. Şimdi şu çok net bir şekilde görüldü. Ve transfer yapılmazsa taraftar bunun hesabını da yönetime eleştirerek sorar. Bu takımın transfere ihtiyacı var. Bu takım böyle şu kadrosuyla bam 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 gidecek bir takım değil. Bu takım takılır. Bu takım, bak Fenerbahçe çok basit bir pres oyunuyla geldi Galatasaray'ın oyununu bozdu. Bu takıma en az iki tane takviye şart. En azından bak, yenilmedin, bir puan aldın, Fener'in hala önündesin, Başakşehir'in vesaire hepsinin önündesin. Artı şunu gördün. Sen mutlaka en az iki tane takviye yapmalısın. Ben bu anlamıyla bu maçı değerli ve olumlu görüyorum arkadaşlar. Evet, o zaman Cem Kılınç beni eleştirdiğine göre yorumunu okuyabilirim. Tamam. İki maç iyi oynadı diye Belhanda'yı yıldız yaptılar. 3 yıla girecek hangi derbi maçını çevirdi demiş. Bu adamda istikrar sorunu var. 40 maç kaldıramaz. Feghouli, Babel de aynı şekilde demiş. Ali Deniz Çakır, katılıyor musun? Kesinlikle kaldıramazlar. Yani zaten şu anda ben de yorumları bir şekilde takip etmeye çalışıyorum YouTube'dan. Yani o kadar çok izleyicimizin dediği şeyle aynı fikirdeyim ki anlatamam size. Yani kesinlikle zaten bazı Galatasaray'daki temel sıkıntı şu anda. Yani bütün eksikler aslında ortada ama eksiklere müdahale edecek kumaşı bulmak için ek bir paraya ihtiyaç var Galatasaray'da. O yüzden zaten sıkıntıların çoğu şu an ortaya çıkıyor. Yani Galatasaray'da aslında problemleri 3 aşağı 5 yukarı herhangi bir taraftar da, yani burada detaylı bir şekilde her maç analizi yapıp incelemeye bence gerek yok. Yani normal bir taraftar da görebiliyor ve gerçekten yaptığı yorumların çoğu da zaten doğru. Ama buradaki sıkıntı Galatasaray bu problemi nasıl çözecek? Çözümü kendi içinde bulacaksa da bir sürü değişik yol denemek zorunda Fatih Terim. Ve yani bu yollardan bir tanesi işte Taylan Antalyalı'yı 6'ya devşirmekti. Bir şekilde hala Babel'den faydalanmaya çalışıyor. Belhanda işte dediğim gibi 3-4 karşılaşma çok iyiydi ama şimdi 2-3 karşılaşma, yani sevgili Günay, sevgili Eyüp Yıldız, size sormak istiyorum. Belhanda'nın bundan sonraki 3-4 karşılaşmada çok iyi oynayacağının bir garantisi var mı sizce? Yok. Ya biz yok. Onu söyledim. Ben söyledim zaten. Ama yok. Arkadaşlar bir şeyi es geçiyoruz. Bakın ben bu maçta tek tek Belhanda'yı cımbızlayıp onu kötü oynadı diye eleştirmem. Çünkü şöyle bir ortam yoktu ki. Emre Kılınç iyi mi oynadı Allah aşkına arkadaşlar? Veya Taylan daha önceki maçlarda ki o başarılı öne ileriye çıkışları bugün yapabildi mi? Yapamadı. Arda yapabildi mi? Yapamadı. Bugün orta saha komple düştü. Şimdi burada ben bütün takım iyi oynayıp Belhanda kötü oynasaydı, lakaytlık yapsaydı, gol yedirseydi o zaman Belhanda'yı eleştirirdim. Bugün başka bir şey yaşandı. Bugün Galatasaray orta sahası baskı yedi ve Taylan da dahil olmak üzere hepsi potansiyelin altında kaldılar. Burada artık Galatasaray'ın şunu tartışması lazım. Belhanda'nın bireysel pozisyonu veya Feghouli'nin, Arda'nın bireysel pozisyonu değil. Bunlar baskı karşısında yaşı da olan futbolcular olduğu için yılabiliyorlar. Buraya dinamizm katacak bir oyuncu monte edilmesi gerekiyor. Bunu görmek lazım. Ben Belhanda'yı tartışmıyorum. Ben şunu görüyorum. Galatasaray geçen sezonki ligin ilk yarısında gibi hızlı çıkamayan bir takım olmuş. Bu problemi Galatasaray nasıl çözecek? Kerem Aktürkoğlu çözebilir, hoca düşünmüyor. Demek ki o kapasitesi yok. Oyun tarzı olarak söylüyorum bunu. Oğulcan Çağlayan çözebilir. Onun da stili o. Ama o da hoca bugün oyuna almadı. Onu da düşünmüyor. Demek ki Galatasaray'ın Onyekuru tarzı bir futbolcu ihtiyacı var. Şu an arkadaşlar Twitter'da TT listesine bakıyorum. Onyekuru TT'de. Bütün Galatasaraylılar Onyekuru veya onun gibi bir futbolcuya ihtiyacımız var diye tweet atmış. Hikaye bu. Eksik nokta bu. Sen bunu yapmazsan, ki Ivanov gelecek bence.
İvanov'u almazsan veya o tarz bir futbolcu almazsan böyle tek yönlü bir takım olursun. Biz de uyarmıştık. Yine box to box oynayabilen bir oyuncu almazsan böyle pres karşısında dağılırsın. Bu iki sorunu çözeceksin. Başka senin sorunun yok. Yani Fatih Terim şöyle bir açıklama yapmış. Bizim tabii özellikle seri gibi Regista profiline sahip bir oyuncumuz yok. Buna rağmen baskı yemememize rağmen çıktık. Zaman zaman sıkıntılar yaşadık ama isteğimizden vazgeçmedik demiş. Yani özellikle hala seri diyor hoca. Yani röportajında da seri diyor. O zaman ben şunu düşünüyorum. Galatasaray seriyi bir şekilde hala istiyor ve seriden vazgeçmiş değil Ali Deniz Çakır. Doğru mu? Bakın evet, ben size bir soru sorabilir miyim? Ali tabii ki Eyüp sözünü kestim. Tabii ki Eyüp Yıldız. Size bir soru soruyorum. Hatta izleyenlere de soruyorum. Ki bence yapar bunu. Seriyi Taylan'ın pozisyonuna çekip Taylan'ı Etobo'nun pozisyonuna çeksek 6-8 yani box to box oynayabilen 8 numara pozisyonunda Taylan'ı çeksek bunu yapamaz mı Taylan? Bence çok rahat yapar. Zaten ofansif bir futbolcu. Seri bu sebeple ben de sıcak bakıyorum arkadaşlar. Koy seriyi 6 numaraya. Taylan'ı box to box kullan. Size de izleyenlere de soruyorum. Evet ki bu böyle bir şey yaparsa Eyüp Yıldız biliyorsun Etebo'yla Tayland'da ciddi bir forma yarışına girerler. Bunu da altını çizmek lazım. Ben zaten az önce bunu söyledim. Ya tabii ki Tayland şu anda baktığımız zaman o profilde ya 6 numarayı kesinlikle daha iyi oynayacak bir oyuncu gibi gözüküyor şu an Tayland ama yani sene başında ikinize sormak istiyorum. Hanginiz Tayland bu takımın değişmez 11 oyuncusu olur diyordu? Hiçbirimiz ben de demiyordum. Ama şu anda o yüzden ne olacağı belli olmaz Tayland konusunda. Seri geldiği takdirde Eyüp Yıldız'ın dediğine ben de katılıyorum. Taylan 8 numara denenebilir. Yani şu anki sistemden kesinlikle daha kötü olmaz. Ben öyle söyleyeyim. Bak, box to box oynayabileceğine inandığım bir oyuncu benim de. Yani iki tarafı da iyi oynuyor ve ayaklarına da hakim. Yani çevre kontrolünü de yapıyor Taylan. Beğeniyorum ama hani seri konusunda ya geçen yıl hatırlıyorum. Yani bazı maçlarda çok büyük sıkıntılar yaşattı bize. Yani ki oyun içerisinde çok iyi olduğu bölümler vardı. Pas hatası yaptığı bölümler vardı. Yani biraz performansında da istikrar yoktu bence. Tamam özellikle ikinci yarıları çok iyi oynadı ikinci dönem. İyi oynadı ama ilk yarıdaki performansını ben çok fazla beğenmiyordum serinin. Gelecekse ikinci devrede gibi oynayacaksa evet olabilir. İsterim. Ama maç içerisinde de çok konsantrasyon eksikliği yaşıyor. Maç içinde 10 dakika iyiyse 2-3 dakika içerisinde çok büyük hatalar da yapabiliyor. Ben seride bunu gördüm. Bilmiyorum. Seri yerine daha farklı bir futbolcu alınabilir mi? Dombia'yı istiyorum mesela. O olursa fena olmaz diye tahmin ediyorum yani. Zaten Dombia gelirse problemler çözülür. Ben çok net söyleyeyim yani. Dombia seriden daha iyi. Ama yani sıkıntı şu. Seri bir izleyicimiz söylemişti. Seriyi 8 oynatsın. Seri 6 numara oynamak istiyor. Hani ve serinin de bu arada seri ne zaman iyiydi Galatasaray'da? Bunu da altını çizelim. Takım olarak statik bir takım olmadığı zaman seri çok iyiydi. Şu anda seri gelecek ve Galatasaray'da karşılaşacağı tablo yine geçen senekine benzer kanatlar açısından bence. Seri Onyekuru geldiği zaman performansı 2 katına 3 katına çıkmış bir oyuncu ben bana kalırsa. Yani bir hızlı kanat, bir tane de 6 numara gerçekten Galatasaray'ı bu sene iki kulvarda da götürür. Ben canın gönülden inanıyorum buna. Ama bu iki oyuncunun gelmesi için de Belhanda ya da Marcao'nun gitmesi gerekiyor gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl olacak bu iki transfer? Yani biraz bunu tartışalım. Çünkü bu iki transfer Galatasaray'ı cidden seviye atlatacak. Ben bir şey söyleyeyim mi? Tabii ben ki. Şu an Galatasaray'da nasıl transfer yapılacağını inan kestiremiyorum. Sebebi şu. Galatasaray satış yapacak. Sonra transfer yapacak. Abi Galatasaray kimi satacak? Nasıl satacak? Marcao abi gitmemesi gerekiyor. Belhanda'yı göndereceğiz gibi durmuyor. Ya Babel'i aynı şekilde göndereceğiz gibi durmuyor. Biz kimi satıp da para kazanıp da oyuncu alacağız? Ben de size bunu soruyorum yani. Yani bonservis elinde olan futbolcu alacaksın. Bu kadar basit. Free oyuncu bulacaksın. Yani ama alacaksın. Çünkü bu takım transfer istiyor. Bu takım Fatih Terim de istiyor. Bak, yani istiyor tabii ki. İstiyor tabii ki. Ama yani bugün kazanılsaydı bu transfer yapılmayacaktı. Belki de gerçekten hayırlı bir iş oldu. Ben şimdi açıkçası bu hafta içi mutlaka bir orta saha bekliyorum. Ve hatta şu oyun görüldükten sonra bu oyunun çok fazla ligin ilk yarısındaki oyuna geçen sezonki ligin ilk yarısındaki
oyuna benzediği görüldükten sonra ben bir kanat transferi de bekliyorum. Nakamba ve Ivanov. Nakamba orta sahada, Ivanov da kanat için düşünülebilir. Böyle iki tane transfer gelebilir. Bunu bu yönetim yapmak zorunda. Eğer yapamıyorsa bir şekilde bu araştırma yapıp iki tane oyuncu Galatasaray'a katamıyorsa ben artık Galatasaray'ı yönetmeye adayım. Çünkü ben de bu transferleri yapamam. Başkan Mustafa Cengiz yöneteceğine ben yöneteyim. Galatasaray'ın başkanı oraya oturduğunda bir şekilde çözüm üretecek arkadaşlar. Senden, benden, Ali'den, Mehmet'ten, Ayşe'den, Fatma'dan farklı olacak. Orada nüfuzunu kullanacak, ilişkilerini kullanacak, gücünü kullanacak ve transfer yapacak. Bunu yapamıyorsa, Galatasaray'ı rahatlatamıyorsa o zaman başkanlık dosyonlarını, sorumluluklarını yerine getiremiyor demek. Başkan Mustafa Cengiz, ben gidip de 20 milyon euro versin bir orta sahasını demiyorum. Gerekirse bonservis elinde bir futbolcu bulsun. Özür dilerim. Ama bu transfer şart diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve son cümlem, ondan sonra da yayını kapatalım. Evet. Ben bu hafta içi bir tane orta saha, bir tane de sürpriz olarak kanat transferi bekliyorum. Evet, ben de son cümlemi şu şekilde bitireyim. Sonra Ali Deniz Çakır'a veririz sözü. En sonda Eyüp abi kanal sahibi olarak yayını kapatır. Bizi izlemiş ekrana olduğunuz bir şey için... getirdim az önce, gördün mü? Günay Esentürk'e abone olun. Günay Esentürk kanalına abone olun. Görmedim, beraber kovalıyordum hala ya. Hem dinliyorum hem beraber kovalıyorum ya. Güney Esentürk kanalına abone olan 1 milyonuncu kişiye 1 milyon lira hediye edeceğim mi? Araba alacağım. Araba 1 milyon nereden ver? Araba alacağım. Bak 1 milyon kişi olsun, araba alacağım. Gerçi arabalarda tamam, da ÖTV çok arttı ama neyse, alacağız artık, ağzımızdan sen çıktı. Sen 1 milyon abonen olursa araba alırsın ya, rahat olsan. Merak etme. Kredide mredide alırsın. Evet, bizi izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Benim de bir kanalım var. Abone olursanız çok çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın diliyorum diyorum ve iyi geceler diliyorum. Ali Deniz Çakır'a sözü bırakıyorum. Ben de izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Eyüp Yıldız, Güney Esentürk, bugün çok istediğimiz bir sonuçla karşılaşmadık Galatasaraylılar olarak ama dediğim gibi takımda her daim ümit var ve unutmamak lazım. Perşembe gününde çok önemli bir karşılaşma var. Öncesinde ve sonrasında tekrardan buradan o karşılaşmayı da değerlendireceğiz. Çok uzun bir maraton olacak bu sene. Geçen senelere göre de daha uzun olacak. Bu yüzden olabildiğince sizlere de fikirlerimizi sunmaya devam edeceğiz. Galatasaray'ın da başarılı olması için biz de elimizden geldiğince yorumlarla şekillendirmeye çalışacağız Galatasaray'ın sezonunu. İzleyen herkese teşekkür ediyorum ben de. Teşekkürler Eyüp Yıldız, teşekkürler Güney Esen. Teşekkürler. Arkadaşlar, zafere giden yol her zaman böyle kumların üzerinde, ne bileyim, böyle çiçeklerin arasında olmaz. Bazen dikenler batar. Bugün biraz diken battı. O dikenlerin neden battığını Galatasaray iyi etüt ederse ve doğru hamleleri yaparsa bu beraberlik Galatasaray'ın şampiyon olmasına vesile olur ve ben böyle bir gelişme, böyle bir etki yaratacağını da düşünüyorum. Sizleri çok seviyorum. Ali Deniz Çakır ve Günay Esentürk'e teşekkürlerimi iletiyorum. Hepinize COVID-19'lu, sağlıklı, güzel bir hayat diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.